Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağına kime oy verirsiniz? Valla ben HDP'ye veririm abi. Neden HDP dedik? Öyle. Recep amına koydu ortalığı. Evet abi. Genç olarak önünü görebiliyor musun? Efendim? Genç olarak önünü görebiliyor musun? Ya yemişim gençliğini. Ben gençliğimi kaybetmişim abi. Bulamıyorum. Ya. Ado. Arkadaş çok... Sen kim oy verirsin? Babacan. Hani... Şu anki başta olan kişinin yere düşmesi için yani elimden gelen bütün partilere oyumu veririm yani. Teşekkür ederim. Yeter ki olmasın yani. Çünkü görüyorsun abi milleti ha. Abi görüyorsun bu kadının suçu ne yani, burada gelmiş, bu havada gelmiş, belki çocuğu var, belki şey yok. Hani kalkıp da başka bir milleti buraya sokuyorsan hani kimseye bir şey diyemez abi. Çünkü bunu ilk başta yapanların suçuydu. Şu anki insanların suçudur gerçekten. Ama çok şükür bu sene kaç milyon insan Z kuşağı bu değiştirecek bunu abi inşallah. Kuşağı gümür gümür geliyor. Vallahi abi geliyor yani, belli olmaz. Daha bak sabahtan beri gitmişiz, kendimize form dolduruyoruz, oradan oraya sabah kaçta kalmışız, onda kalmışız hani. Hani bugün benim okumam gereken yaşta ben çalışıyorsam hani kimse bana burada adaletten bahsetmez. Peki bir genç olarak önünü görebiliyor musun? Yok abi göremiyorum. Hani bu şekil, bu sistem devam ederse hani yani ben yıllardır buradayız. Hani büyüklerimiz ne yapmış, biz de yapalım. Yok göremiyoruz abi vallahi. Adaleti olmayan bu şehrin paranında kayboldu gitti gençliğim. Yapacak bir şey yok vallahi abi. Yine her türlü insan yeter ki aslını kaybetmesin, karakterini kaybetmesin. Her türlü yine yolunu bulursun, hayata devam edersin vallahi bir şekilde. Eyvallah. Var bir sen abi. Allah. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ben bundan sonra Tayyip'e vermem. Daha önce verdik mi? Verdim. Pişman mıyız abi? Pişmanım. Çok pişmanım hem de. Pişmanız. Verdiği asgari ücretinden öteki şeyler biz şey demiyoruz. Yetişmiyor. Zammı veriyor. Eline veriyor. Kolundan alıyor geri. Zararı gülen yine ben oluyorum. Bak yanımda uğraşırım ben. Millete karnını çekiyorum. Bilere bilere para toplayıp ben elletimi suyumu kıyam ödemeye çalışıyorum. Niye ben şey değilim ki? Asgari ücret neye yetecek? Zaman bir yapıyorlar, iki gün sonra geri alıyorlar o parayı. Ne anladım ben bu işten? Ekonomi nasıl peki? Ruhum kötü, ev kiracıyım ben. Bir de rahatsız annem var benim, ona bakıyorum ben. Ona başka kimsem yok zaten benim. Bakıcı parası alıyor musun? Hayır, vermiyor. Zenginlere veriyor, zengine daha çok zengin olsun diye. Vakiller zaten fakir. Ben bu yaşıma kadar haram yemedim. Rabbim yine iyi dinlesin. Ben diyeceğim bu kadar. Peki var mı aklında Türkiye'ye refah kavuşturabilecek bir lider? Ben Tayyip'e vermem bundan sana. Ama başka şey bir güzel. Millet Partisi'nin ismine geçiyor. Meral Akşener, Mahsun Yavaş, Ekrem Oğuz. Meral'e veririm mi? Ona veririm. Aynen. Bundan sonra Tayyip'e vermem. Neden Meral Akşener? O çünkü hiç yoktan bununla böyle değildir. O böyle değildir hiç yoktan. Yaptığı yolları görüyor zaten. Yola çok sağlam yapıyorlar ya. Aynen. Hayat çok kötü, eskisi gibi değil yani abi. Niye dersen hani şimdiki nesil çok farklı yani. Hani bazı istediğimiz şeyler oluyor, alamıyoruz yani. Genç olarak önünü görebiliyor hani musun? Hani genç olarak ne gibi desem sana abi. Genç olarak önümüzü göremiyoruz yani. Eskisi gibi değil yani devir. Zevkçi olarak kime oy verirsin? He? Kime oy verirsin yarın seçim olsa? Vallahi yarın bir seçim olsa kimseye oy atmam yani. Kimseye güvencim kalmadı yani. Ne anlamda desem sana abi. Hani şimdi öyle bir nesil pahalı olmuş ki. Gidiyorsun yani bir şeyler alamayıp sonrası bir simit alıyorsun. Olmuş bir simit 2 milyon, 2,5 milyon. Kiminin cebinde parası var, kiminin cebinde parası yok. Sokakta kalan oluyor. Hani ben çok gördüm yani abi. Yaşadım da gördüm de. Teşekkür ederim çok. Peki cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Z kuşağı olarak. Z kuşağı olarak yani... Tayyip hariç herkese veririm yani, kim çıkarsa çıksın. Neden Tayyip hariç herkese? Yani ülkenin içine sıçtı, ayıptır söylemesi. Öyle yani. Peki önünü görebiliyor mu genç olarak? Göremiyorum. Yani ben şimdi bu sene üniversite sınavına gireceğim. Dershaneye gidecek, paramız yok hani, o kadar zam geldi her şeye. Hani hiçbir şey yapılmıyor bu devirde, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Zevk Uşağı'la kime oy verirsin? Kimseye vermem. Neden? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şu anki yönetim biçimi zaten çok faydasız gençler için. Herkes, millet için yani. 20 senedir çok yanlış yönetiliyor ülke. Şu an zaten nasıl diyeyim size, büyüklük olarak gösterecek o vasıfta insan zaten yok. Millet Vakfı'nın ismine geçiyor. Meral Akşener, Mahsun Yavaş, Ekrem Oğuz. Sana yakın bir isim var mı? Muharrem İnce var, Yeniden Refah, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş. Ya bence Meral Akşener. Neden Meral Akşener dedik? Yani devletin başına bir kadının geçmesi de gerekiyor bence yani. Hep erkek erkek. Biraz da siyasi görüşün farklılaşması lazım. Bence.
siz? Var mı aklınızda bir de? Vallahi ben AK Parti'ye oy vermem şahsen abi. Niye vermiyoruz? Niye vermem? Engelli olduğum halde ben şey alamıyorum, maaş alamıyorum ama size şöyle bir şey diyeyim. Suriyeli, bu dünyada biz Türk olduğumuz halde Suriyeli'ye verdikleri şey maaşı bana verseler bu kadar düşmeyiz. Maaş veriyor diyor, engellilere maaş veriyoruz diyor. Nerede hani? Benim %66'lık raporumu 32'ye çektiler hastanede. Öyle bir devlet işte. Ben geldi Recep Tayyip Erdoğan. Yarın erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Mansur Yavaş abi ya. Neden Mansur Yavaş? Abi çünkü yaptığı projeler şu an yani şu anki Cumhurbaşkanıyla kıyasladığınız zaman aşırı abi üst düzey bir, yani üst düzey çalışmaları var ya. O yüzden abi kesin Mansur Yavaş'a verirdim. Ben de kesinlikle Mansur Yavaş. Çünkü şu anki devlet çok kötü abi. Çok çok kötü. Peki bir genç olarak önünüzü görebiliyor musunuz? Göremiyoruz abi, ne önümüzü görmesi? Göremiyoruz bırak abi. Önümüze. Ya çok kötü ya. Cidden köpek gibi ders çalışıyoruz. Sınava 3 milyon kişi giriyor. Abi cidden okula gidiyorum. Kitap istiyor öğretmenler. Bir hafta aç kaldım. Para biriktirdim. 20 liralarımla yemek yemeyerek para biriktirdim kitap almak için. O derece şu an hal yani kötü. Yani önümü kesinlikle göremiyorum abi. İlk işim yani yurt dışına çıkmak. Orada hayatımı düzene geçirmek. Şu anki ben gurbetçileri de anlamıyorum yani. Geliyorlar işte krallar gibi. Tabii Türkiye güzel olur abi. Euro 10 lira olsa ben Almanya'da kalsam tabii ki ülkenin halini güzel bulurdum abi. Artık bıktık abi ya. Vallahi o kadar bıktım ki. Yani Türkiye gece... Türkiye cennet değil abi. Abi Türkiye cennet değil. Artık o kadar böyle moralim düşük ki abi. Bak çok şey düşünmekten uyuyamıyorum. Gözaltlarım mosmor oldu. O kadar bıktım ki ya. Ben bu yaşımda cidden ekonomi düşünmek, parti düşünmek, bir herhangi bir siyaset bir şey düşünmek istemiyorum abi. Bıktım ya artık. Vallahi lütfen bıktım. En yakın zamanda gidersiniz ülkeden. Ve yani gittiğiniz an ben şu an 16 yaşındayım. 2 sene sonra oy vereceğim. Ve yani şampanya patlatacağım ya. Cidden gitmeleri için dua ediyorum her gün ya. Falan kesilmesi lazım zaten gitmeleri için. Şu an param olsa gitseler keserim ama param yok inan abi. Öyle ya. Cidden abi kötü evet durum. Abi. Ülkenin halini nasıl, ülkenin ekonomisi nasıl gözetliyorsunuz? Abi telefonlar... Yok ki ya, valla dayı çıkacak şimdi. Sürekli cidden... aynı muhabbet abi ya. Abi geçen gün arkadaşımla konuşuyoruz, telefon aldığını söyledi, çıkarttı, iPhone çıkarttı. İkinci el almış abi, 3000 liraya telefonun ekranı yok. Yani 3000 lira yani. Cidden çok kötü durumlar, cidden çok kötü. Eskiden PlayStation alıyorduk, ben PlayStation oynuyorum, benim babam da PlayStation oynuyor. Şimdi babama baba hadi gel PlayStation 5 alalım diyecek yüzüm yok çünkü 11 bin lira olmuş abi. 11 bin lira ne? Biz 1500 lira alıyorduk bundan 10 sene önce PlayStation 3'ü. Çok kötü, yani cidden çok kötü. Komik durum, hani belki vergiler düşük olsa okey alacağız da yani. Yani markanın kazandığı miktarın çok yüksek üstünde devlet kazanıyor o vergilerden dolayı. 2 tane de 3 tane de devlete alıyoruz aldığımız her şeyden. Cidden abi ya vallahi. Bıktık ya vallahi abi. Sizi etkiliyor mu 2 tane de devlete aldığımız zaman? Etkiliyor abi. Abi tabii ki etkiliyor tabii abi tabii etkiliyor ya. Vallahi abi etkilemez mi abi, seni etkilemiyor mu? Şu an araba alsın abi yani bir iki tane devleti alıyorsun, etkilemez mi abi seni? Abi yaşım büyüdükçe daha alt segment arabalara bakıyorum. Bundan 2 sene önce Mercedes'e BMW'ye bakıyordum. Şimdi diyorum ki Nissan Micra alırsam iyi, Nissan Micra 63 bin liradan başlıyor ikinci elleri. Çok açık değil mi zaten sahibinden girince abi artık sıfır araba kalmadı, herkes ikinci ele bakıyor, her şeyin ikinci eli. Marka giyinmek istiyoruz biz ama fiyatlar uçmuş durumda yani. Aynen. Çok ağlanacak durumumuz, ağlanacak cidden ağlanacak durumdayız abi ya Allah. Peki Mansur Yavaş ülkeyi refaha kavuşturabilecek mi sizce? Tabii ki abi. Abi yani şu an şu yani nasıl diyeyim, şu tasarrufla yine ülke kalkınırsa bence değiştirebilir. Bir 10-15 senede bence değiştirebilir. Yani adam bakıyorum Ankara Belediyesi'nin özel araçlarını satmış. Full servis de gidiliyor. Adamın herhangi bir fuzuli harcaması yok abi. Anladın mı? Yani kesinlikle bence kalkındırır ya. Ekrem İmamoğlu da bence kalkındırabilir evet, abi, ya. Evet Ekrem İmamoğlu da çok iyi. Bunların karşısına kim gelirse gelsin bence kalkındırır abi. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim, rica abi, ederim abi. İşte yarın erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı olarak kim olabilirsin? Abi benim şu an hala oy vereceğim bir kesim yok hani gözümde planladığım. Hani mevcut hükümeti yine bugüne kadar destekledim ama son zamanlarda gençlere karşı çok fazla bir çalışması olmadı. Yeni bir çalışma yaparlarsa, bizim kalbimizi alırlarsa niye oy vermeliyim onlara? Ondan başka da yine oy vermeyi düşündüğümde pek bir şey yok yani. İnsan. Genç olarak önünü görebiliyor musun? Ya şu an önümü göremiyorum abi. Ben seneye üniversite sınavına gireceğim.
Hani ne yapacağım belli değil, iş sahibi olacak mıyım o da belli değil ama bakalım ne olacak. O şekilde. Başka bir soru var mı? Kararın değişebilir mi peki? Uykulanırken. Abi şöyle söyleyeyim, kim gençliğe hizmet edecekse, kim bize hizmet edecekse, hani bunun da güvencesini verecekse ona göre karar veririz biz de. Teşekkür ederim çok. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.